Genç Bilim İnsanları Uluslararası Bilim, Kültür ve Sanat Kongresi'ne hoş geldiniz. Öncelikli olarak Kütahya Dumlupınar Üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün liderliğinde yapmış olduğu böyle güzel bir kongrede bana da oturum başkanlığı şerefini vermelerinden ötürü çok çok teşekkür ediyorum tüm yetkililerine. Ben çok mutlu oldum. Esasen bu tarz sempozyumlar, kongreler her ne kadar artık genç olmasak da genç ruhlu olmaya devam etsek de akademisyenliğimin ilk dönemlerinde, ilk zamanlarında bizlere de verilmiş fırsatlardı. Ve gerçekten bu tarz kongreler, bu tarz bilimsel toplantılar ilerideki geleceğin iyi akademisyenlerine hem kendi ülkelerinde hem de uluslararası alanda ciddi katkıları olacak genç akademisyenlere çok önemli fırsatlar veriyor. Bu tarz kongrelerin, bilimsel toplantıların sıklıkla yapılması ve bunların devamının sağlanması çok çok önemli. Bu bağlamda kendi üniversitem, çocukluğumun, daha doğrusu gençliğimin geçtiği Kütahya'da ve akademik hayatıma 1998'den 99'dan bu yana devam ettiğim sevgili üniversitemde de yer olması ve son zamanlarda özellikle Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün ciddi anlamda bu konulara ağırlık vermesi beni ayrıca gururlandırıyor. Bir başka gurur kaynağı da İslam ülkelerindeki sevgili kardeşlerimizle beraber bu tarz toplantıları uluslararası perspektifte yapıyor olmamız. Tabii İslam dünyası bu tarz birlikteliklere çok geç başladı. Geç olsun ama güç olmasın diyerek inşallah bu tarz toplantıların diğer üniversitelerden de özellikle uluslararası düzeyde İslam ülkelerindeki üniversitelerin de düzenlenmesiyle inşallah daha da gelişecek. Birbirimizi tanıyacağız. Birbirimizi düşüncelerini birbirimize aktaracağız. Sadece İslam coğrafyalarında değil, aynı zamanda uluslararası alanda da, evrensel bilime katkı alanında da ciddi çalışmalar yapacağız. Aynı zamanda şuna da çok mutlu oldum. Gerçekten katılım da çok güzel. Hani uzaktan olunca, çevrim içi olunca hakikaten insanlar bu tarz toplantılara ciddi anlamda katılım gösteriyorlar. İnşallah ilerleyen günlerde koronavirüs pandemisinin azalması sebebiyle bu tarz toplantılar yüz yüze olur. Birbirimizi daha yakından tanırız, birbirimize dokunuruz, birbirimizi hissederiz ve birbirimize sadece akademik anlamda değil, aynı zamanda kardeşlik anlamında da faydalı oluruz. Ben çok mutluyum. Bu tarz toplantıları çok çok önemsiyorum ve bana böyle bir görev verildiğinde de ben hiç düşünmeden kabul ettim. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben fazla sözü çok uzatmadan sözü İpek Ergül'e bırakmak istiyorum. Kendisi 18. yüzyıl da dini muhtevatı olan bir eser. Çok özür dilerim, şuradan bakayım ben. Not aldım ama. Evet, İpek Ergül 18. yüzyıla ait dini muhtevalı bir yazma eser adlı bir sunum gerçekleştiriyor. Şöyle yapalım. Ben kronometre tutacağım. 5 dakika olmuş ben konuşmaya başlayalı. Oturumcularımıza 20 dakika süre vereyim. Soruları da toplantı sonunda, daha doğrusu her sunum gerçekleştirilmesinden sonra sunucuya yapılırsa daha yararlı olacağı kanaatindeyim. Buyurun İpek Hanım, söz sizde. Teşekkür ederim. Öncelikle bizi böyle güzel bir etkinlikte buluşturan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ailesine ve bu programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sunumum var. Önce sunumumu açacağım. Evet, tabii ki.
Benim konum 18. yüzyıla ait dini muhtevalı bir yazma eser. Bugün sizlere yüksek lisans tezi olarak çalıştığım el yazması eser hakkında bilgi vereceğim. Tarih içerisinde birçok toplumda insanları maddi ve manevi anlamda birbirine bağlayan, insanlar arasında duygu ve düşünce birliği oluşmasını sağlayan temel değerler olmuştur. Osmanlı toplumunda yer alan Müslüman halka dini ibadetleri bilme ve uygulama şuuru kazandırmak isteyen çoğu nasihat içerikli anlatılar, dualar, peygamberlere dair kıssalar, hadis ve ayet iktibasları da bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu anlatıların inananlara ders verici, öğretici ve yol gösterici yönü olduğu da bir gerçektir. Tarafımızdan yüksek lisans tezi olarak çalışılan yazma eser, şahıstan tedarik edilip kütüphaneden temin edilmediği için demirbaş kayıt numaraları gibi kayıt bilgileri bulunmamaktadır. Genellikle 15 satır olarak yazılmış bir eserdir. 218 sayfalık tek ciltten oluşmaktadır eserimiz. Fotoğrafta da görüldüğü gibi eserde hafif yıpranma, yırtılma ve kopmalar mevcuttur. Kitabın cildi deri bez karışımı bir yapı ile kaplı olup dokusunda da bozulmalar mevcuttur hafif yapıda. Eserin neredeyse tamamı harekeli nesihat ile yazılmıştır. Sadece birkaç sayfasında rika hattının kullanıldığını görüyoruz. Kitabın her sayfası okunup incelenmesine rağmen eserin adına rastlanılmamıştır. Bu sebeple de eserin adı eserin muhtevasından ve içeriğinden yola çıkılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Eserin 216. sayfasının son kısmında yer alan bu kitap Bi'avnillah el-Melikül Vehhab 1162 tarihinde ifadesinden yararlanarak 18. yüzyılda kaleme alındığı anlaşılmaktadır. Eserin yazımı miladi 1749-1750 yılına tekabül etmektedir. Eserin ilk sayfasında Mustafa Kırani ve Mustafa Mevlana Kırani Tabibullahu isimleri yer almaktadır. Eserin 216. sayfasında ise Molla Mustafa Tahrir İden ibaresi bulunmaktadır. Bu bilgilerden yola çıkarak eseri yazanın Molla Mustafa adlı bir kişi olduğu anlaşılmaktadır. Fakat yapılan araştırmalar sonucunda bu eserle ilgili olabilecek bu adla anılan bir kişiye rastlanılmamıştır. Bu sebeple de yazan kişinin doğum ve ölüm tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Eserin 216. sayfasında yer alan Kariye-i Semiz Molla Mustafa Tahrir Eden ifadesinden eseri yazan kişinin kırsal kesimde yaşadığı, isminin kaynaklarda da bu nedenle yer almadığı düşünülmektedir. Ayrıca eserin müstensihinin müellifi de olduğu sanılmaktadır. Eser dini içerikli ve mensurdur. Eserde ayet, dua, bazı ravi adları, ilahi varlık adları, bazı peygamber adları ve kıssaları yer almaktadır. Eserin diğer bir özelliği ise halk söyleyişlerini, halk kültüründe yer alan bazı arkaik kelimeleri ve yazıldığı yerin bazı imla hususiyetlerini barındırmasıdır. Ayrıca çalıştığımız metin insanlara yol gösteren, dini ibadetler hakkında bilgi veren, bünyesinde de bazı benzetme unsurlarını barındıran bir yapıya sahiptir eserimiz. Eserde bol miktarda ayet örnekleri bulunmaktadır ve sıklıkla yer almaktadır. Bunların birkaçına yer vermek istedim. İnnel hasenati yuzhibne seyyiat anlamı şu şekilde. Çünkü kötülükler iyilikleri giderir. La yemessehu ilal mutahherun. Onu ancak tertemiz olanlar dokunabilir anlamında. Leyletül kadri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır anlamında. Selamun ala Nuhun fil alemin, alemler içinde Nuh'a selam olsun anlamında. Eserimizde bazı Arapça dua ve zikirleri görmek de mümkün. Bunlara da sıklıkla yer verildiğini görüyoruz eserimizde. Bu duaların anlamları ve örnekleri şu şekilde kısaca. Sübhanallahi ve hamdülillahi lillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illahi billahi kuvvete illa billahil aleyyül azim anlamı Allah'ı tesbih ederim, hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür, güç ve kuvvet ancak güce ve büyük olan Allah'ın yardımıyladır. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine zalimin anlamı Ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Seni noksan sıfatlarından tenzih ederim. Gerçekten ben zalim oldum.
Ben zalimlerden oldum. Eserimizde bazı ravi adlarına, ilahi varlık adlarına ve peygamber adlarına değinilmiştir ve içerisinde çok fazla yer bulmaktadır. O yüzden bunu konu başlığı olarak seçtim. Eserde bazı ravilerden aktarılan hadislerin Türkçe anlamları da yer almaktadır eserimizde. Ravi adlarından bildiğimiz önemli birkaç isim şu şekildedir. Ebu Bekir Sıddık, Ebu Zer, Sad bin Vakkas, Ebu Hüreyre, Abdullah bin Mübarek, İmam Ebu Hanife, Emir-i Müminin, Ömer radıyallahu anh, Ömer bin Hattab, Enes bin Malik, Cabir bin Abdullah, Muaz bin Cemel, Ayşe anamız radıyallahu anh, Ebu Derda, Emir-i Müminin Ali radıyallahu anh. Eserde ilahi varlıkların yani olağanüstü varlıkların ve bu varlıkların bazı özelliklerine ve görevlerine de yer verilmiştir. Bu olağanüstü ve ilahi varlıklardan da isimleri şu şekildedir. Cebrail, Şeytan, İblis, Zebani, Malik, Mikail, Münkir, Nekir, Deccal, İsrafil, Kiremen Katibin, Rıdvan, Azrail, Melekül Mevt ve benzeri. Eserde birçok peygamber adının zikredilmesiyle birlikte bu peygamberlerin bazılarının mucizelerine, hayatlarına, hangi özellikleriyle ön plana çıktıklarına ve kıssalarına yer verilmiştir. Eserde değinilen peygamberler şunlardır. Hazreti İbrahim, Hazreti Adem, Hazreti Yunus, Hazreti İsa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Nuh, Hazreti Yusuf, Hazreti Süleyman, Hazreti Yakup, Hazreti Lut, Hazreti İsmail, Hazreti Yahya, Hazreti İdris, Hazreti Eyüp, Hazreti Cerciz, Hazreti Şuayb. Bu saydığım peygamber isimleri eserde sıklıkla geçmektedir. Bazılarının sadece ismi zikredilmekte, bazılarının kıssalarına yer verilmekte, bazılarının da hangi özellikleriyle ön plana çıktıkları eserimizde yer almaktadır. Eserimizde bir dikkat çeken unsur ise arkaik unsurlardır. Eserde çok fazla arkaik kelimelere rastlamış bulunmaktayız. Arkaik sözcüğü Türk Dil Kurumu'nda şu şekilde geçmektedir. Güzel sanatlarda klasik çağ öncesine kalan ve konuşulan ve yazılan dilde kullanımdan düşmüş olan anlamlarına gelmektedir. Engin Yılmaz'a göre ise bir dilin tarihi dönemlerinde kullanılmış ancak ölçümlü dilde veya geçerli olan zaman diliminde kullanım yaygınlığını ve sıklığını kaybetmiş, hemen hemen unutulmuş ses, yapı ve sözlüksel biçimlerinin tarihi dönemlerdeki formuna yakın bir şekilde kullanılmasına denir ve bu şekilde kullanılan dil bilimlerine de eski dil denir açıklamasında bulunmuştur. Dil zaman içerisinde birçok değişime uğruyor. Zamanın yanı sıra toplumlarda ortaya çıkan sosyal, kültürel ve coğrafi şartlar da dilin ses, şekil ve anlam yapısında değişimler oluşmasını sağlıyor. Bu değişimler kelimelerin farklılaşmasına da katkıda bulunuyor. Türk dili sadece dar bir coğrafyada değil, geniş bir coğrafyada yayıldığı ve yaşadığı için kelimelerde bazı değişmelerin görüldüğünü de söyleyebiliyoruz. Eserde yer alan bazı arkaik kelime örnekleri şu şekildedir. Aslında çok fazla sayıda arkaik kelimemiz var ama sadece biz öne çıkanları, dikkatimizi çekenleri burada örneklendirmek istedik. Almak kelimesi, çıkmak, yükselmek, aşağı inmek, ağır gelip aşağı meyletmek anlamında. Bardak, diğer kullanımıyla bartak, testi anlamına gelmektedir. Bizim kullandığımız kelimeden biraz daha farklı anlamda kullanılmaktadır. Dirgürmek, diğer kullanımlarıyla dirürmek, dirgirmek, diriltmek, ihya etmek anlamlarında kullanılmaktadır. Etmek, ekmek anlamına gelmektedir. Genez, diğer kullanımıyla geniz, kolay anlamına gelmektedir. İssi, is, sahip, malik anlamına gelmektedir. Karımak, kocamak, yaşlanmak anlamına gelmektedir. Mengü, ebedi, ölümsüz anlamına gelmektedir. Şol, şu, o anlamlarına gelmektedir. Okumak, diğer kullanımlarıyla okumak, 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 çağırmak, davet etmek, söylemek, demek, anmak, yad etmek anlamlarına gelmektedir. Örü turmak ya da örü durmak, ayağa kalkmak, ayakta durmak anlamlarına gelmektedir. Sayrı, diğer kullanımıyla sayrı, hasta anlamına gelmektedir. Uçkunmak, ürkmek, sakınmak, çekinmek, korkmak anlamlarına gelmektedir. Yavuz, diğer kullanımıyla yavuz,
Fena, kötü, sert, kızgın, keskin, güçlü, çetin, yaman, şiddetli, kötülük, fenalık anlamına gelmektedir. Bugünkü kullanımından biraz daha farklılaşmış durumdadır. Eserimizde bazı imla hususiyetleri de mevcuttur. Biz sadece bir kısmını, yani ön plana çıkan, daha çok dikkatimizi çeken bazı imla hususiyetlerine yer vermeye çalıştık. Doğu Türkçesinde görülen boğulmak fiiliyle Batı Türkçesine ait olan olmak fiiline eserde birlikte yer verildiğini görüyoruz. Örneğin eserimizin 151. sayfasında şehadet boldu ve helak oldular ifadeleri birlikte kullanılmıştır. Bu örneklerden yola çıkarak da eserin eski Anadolu Türkçesi dönemi karışık lehçeli eserlerin özelliklerini barındırdığını söyleyebiliriz. Ayrıca eserde eski Anadolu Türkçesinin belirgin özelliklerinden olan ısrar iser gelecek zaman ekinin de kullanıldığını görüyoruz. El yazması eserde belirlenen imla hususiyetlerini kısaca başlıklandıracak olursak, eserde aynı kelimelerin farklı şekillerde yazıldığını, ünlü ve ünsüz değişimlerini, metatez olayını, bazı Türkçe ek, edat ve fiillerin farklı yazımını, harflerle ilgili farklı ve yanlış yazımların olduğunu, yanlış hareketlendirilen kelimeleri, yazılan kelimenin iptal edildiği anlamına gelen kelime üstenin çizilmesi gibi imla özelliklerini bünyesinde barındırdığını söyleyebiliriz. Benim konum bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, İpek Hanım çok teşekkür ederim. Gerçekten yapmış olduğunuz çalışmanın çok değerli ve kıymetli olduğu bu noktada kendisini gösteriyor. Ülkemizdeki mevcut literatüre yeni bir kaynak eklemenizden dolayı da sizi tebrik etmek istiyorum. Ben eserinizin 3 noktada çok önemli olduğunu fark ettim. Birincisi, literatürde isimsiz de olsa yeni bir eser kazandırmış olması, yani günümüze getirmiş olmanız, resmen böyle arkeolojik bir çalışma gibi düşündüm. İkincisi, arkeik kelimelerin kullanılması günümüz Türkçesinin geçmişini de göstermesi bakımından çok önemli. Bir de Türkçe literatüre önemli şeyler kazandırmış. Üçüncüsü de imla kuralları bağlamında günümüzdeki modern Türkçenin imla kurallarının en eski örneklerini görmüş olduk. Ben çok teşekkür ediyorum. İpek Ergül'e sorusu olan, katkısı olan varsa hemen soruları alabiliriz. Kendisi aynı zamanda 13 dakika olmuş. Yani çok kısa bir sürede tamamladı. Peki şeyi sorabilir miyim? Eserin içeriği olarak, değindiği konu olarak neden bahsediyor? Eserde genel olarak hani dini, yani ibadetlerden de bahsediyor. Peygamber kıssaları var, bazı peygamber kıssaları ve eser aslında içindekiler kısmı olarak son sayfasında içindekiler kısmı eklenmiş. Mesela Kadir Gecesi, işte hangi aylarda hangi namazı kılmalıyız ya da hangi gün hangi namazı kılmalıyız ve hani bunlar aktarılırken sadece düz dini bilgiler olarak değil, bazı benzetme unsurlarına da yer verilmiş. Mesela dini bilgiler aktarılıyor ama bunu sanatla da harmanlayarak, yani benzetme unsurlarını da katarak bize vermişler. Bu açıdan güzel bir eser olduğunu düşünüyorum. Naçizane bu yapmış olduğunuz sunumun şeyini verirken, yani kitaplaştırılacak elbette bu sempozyumdaki şeyler, o noktaya da değinirseniz çok önemli bir eser literatüre sokmuş olmuş olacaksınız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sorusu olan başka bir katılımcımız var mı? Misafirimiz var mı? Yok. Peki. O zaman ben ikinci sunumumuza geçelim. Evet. İkinci sunumumuz Gulam Şaki Amini, Doğu Rönesansı ve İslam ülkelerinin geleceği üzerine. Gulam Şaki Amini burada mı acaba? İlk önce herkese selamlar olsun. Çok teşekkür ederim. Evet hocam. Benimdir. Evet. Her şeyden ortamda olduğum için kendimi çok mutlu ediyorum. Önceden özür dilerim çok. Benim Türkçem yani o kadar gelişmemiş. Bir yıldır bu Türkiye'de yaşıyorum. Bu kadar öğrendim.
Eğer bir gayet içerik olsa... Gayet de güzel bir Türkçeniz var. Gayet de güzel bir Türkçeniz var. İnşallah burası da sizin ülkeniz sayılır. Hiç o yönden sıkıntı etmeyin. Burada kaldığınız sürece Türkçeniz daha da düzelecek, daha da güzelleşecek. Bundan eminim. Ben sözü size bırakıyorum. Buyurun. Evet. Hocam dediği gibi benim başlığım Doğu Rönesansı ve İslam ülkelerinin geleceğiyle ilgili bir makale gibi bir şey yazdım. Aslında siyasetle ilgili bu makale yazılmıştır. Biz biliyoruz ki siyaset dünyasında iki çeşit fikir var ya iki çeşit teori var. Biri realizm olarak, biri de idealizm olarak. Aslında bunu bir idealist olarak ben bu makaleyi yazdım. Yani kendimize İslam ülkeleri, İslam gençleri, Müslümanları suçlayarak bu makaleyi yazdım. Niye bu kadar bir zengin medeniyet uygarlığa sahip oldu Müslüman ülkeleri ya Müslümanlar? Niye bugün böyle bir sıkıntılarda yaşıyorlar? Ekonomi bakımından, siyasal açıdan ya başka açılardan niye böyle bir sıkıntılara karşılaşmışlar? Aslında bunu bazı nedenlere, sebeplere işaret ettim. İnşallah makalamın üzerinde bunu anlatacağım. Çok özür dilerim, PowerPoint yapamadım çünkü o kadar zamanım yoktu hocam. Şöyle metne göre size anlatacağım. İnsanlık tarihinde çok çeşitli olaylara şahit olup geliyoruz. İlk insanlardan günümüzdeki insanlar arasında çok değişen şeyler gözüküyor. Bu değişen bütün şeylerin sebebi de tabii ki insan kendisidir. Bir düşünün ki eğer insan sıkıntılar karşısında vuruşmasaydı ve mücadele etmeseydi ve teslim olsaydı tabii ki o zaman bugünkü gelişmelere sahip olmayacaktı. Ve gördüğümüz başarılar da tabii ki yok olacaktı. İnsanlar tarih boyunca iyi bir hayata sahip olmak ve iyi yaşamak için çalışmışlardı. İlla ki bu başarılara yetişmişler ve sahip olmuşlar. Ve eski yaptığı yanlışlardan öğrenmişler ve daha onu tekrar etmemişler. Biz Batı ülkelerin tarihine, eğer biz Batı ülkelerin tarihine baksak, örnek olarak Avrupa uygarlığına, milattan sonra 5. yüzyıldan illa milattan sonra 1600 yılı kadar kararlılık bir durumda yaşamışlar. Aslında tarihte bunu kararlılık zamanlar diyorlar Avrupalılar için. Ama zaten biz biraz baksak bu zamanlarda İslam ülkeleri çok bir iyi yaşamışlar ve eğitim olarak insan bilim insanlar burada yetişmişler. Hatta ki Avrupalılar bu ülkelere kendi çocuklarını ve kendi gençlerine ilim öğrenmek için bu ülkelere göndermişler. Aslında böyle bir medeniyete biz sahibiz. Bugünkü bu gelişen, bu sanayileşen ve bu teknolojiye ulaşan Avrupa'mız aslında 500 yıl önce öyle bir sıkıntılarda, öyle bir durumlarda yaşamışlar. Bu yüzden bunu demek istiyorum ki yani biz niye böyle bir zengin olarak biz böyle bir durumlara kaldık? Onlar bizden biraz yukarı sonra gittiler ama biz geri kaldık. Bunun sabırları da biraz sonra anlatacağım. Bu bin illerde kilise, papazlar insanları insanlara cennet ve cehennemi aldı verdi yaparak, alışveriş yaparak insanları iptal ve mantıksız kabul ederek onları kaldırmışlar. Yani bunu demek istiyorum ki bugünkü Birleşik Avrupa modernleşen, sanayileşen, gelişmişen Avrupa 600 yıl önce öyle bir hayatta yaşamışlar. Ama bakın günümüzde, bugünkü durumda dünyanın en gelişmiş, sanayileşmiş ve ekonomi ve politik güçüne göre iyi bir ülkeler sayılıyorlar. Peki günümüzde niye İslam ülkelerden hiçbir haber yok? Sadece bir ya iki ülkelerden ayrı, diğer bütün İslam ülkeleri dünyanın en fakir veya hiç gelişmeyen ülkelerden sayılıyor. Ekonomi, politika ve siyasal bakımından geride kalan ülkelerden sayılıyoruz. Ne oldu ki bu İslam ülkeleri büyük ve gurur duyabilen öyle bir eski uygarlığı ve medeniyeti kaybetmişler? Eğer mukayese ederek İslam ve Batı ülkeleri Rönesans'a önce baksak görürüz ki İslam ülkeleri güzel ve aydın bir hayatı yaşamışlar. Hatta o zamanlarda Avrupalılar İslam ülkelerine öğrenmek için kendi çocukları ve kendi gençlerini gönderiyorlarmış.
Eğer Batı'da Yunanistan'da Eflatun, Aristos ve Sokratos varsa, bizi de Farabi, İbn Haldun, İbn Rushd, Mevlana, Musa el-Khwarizmi ve bu gibi bazı kendimize bizi kendimizi yetiştirmek için bence biz emperyalizm, liberalizm ve kapitalizm karşısında maalesef biraz iyi rakip olamadık. İslam dünyasında ve İslam felsefesinde insan hem maddi hem manevi açıdan bakılıyor. Ama bu felsefe Batı ülkelerde yoktur. Çünkü onlar sadece materyalizm felsefesini takip ediyorlar ve bu bakımdan insanlara bakıyorlar. Eğer İslam ülkeleri isterseler bir araya gelip ve birbirlerine yardım edebiliyorlar. Ancak ilk şart İslam'ın hakiki anlamını anlamalı ve İslam'a her yerde uygulamalıyız. Aile ortamından tutup ila ülkede ve komünel her yerde İslam'ı uygulamak zorundayız eğer gelişmek istersek. Eğer İslam ülkelerinin topluluklarına baksak göreceğiz ki bu topraklar yeraltı madenler, doğal kaynaklar ve pek çok zengin şeyler bulabiliriz. Aynı zamanda bu ülkeler zengin bir genç nüfus sahiptirler. Bir ülkeye gelişmek için genç potansiyeli çok önemli, çok önemlidir. Ayrıca İslam ülkelerinin arasında birçok ortak ve müşterek şeyler var ki bu ortak şeyler ülkeleri birbirine bağlantısı için en iyi noktalar sayılabilir. Mesela Orta Asya, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Güney Asya, Afganistan, Pakistan ve Doğu Arap ülkeler aralarında kültürel, dinsel, siyasal benzerlikler vardır. Bu yüzden bu ülkeleri bir araya getirmesi çok zor, çok zor iş değil. Yeter ki biz bu işe gayret etsek. Bizi en güvenli bağlandıran şeyler dinimizdir. Gelelim aramızda güzel bir kardeşlik kurup İslam ülkelerini bu durumdan kurtaralım. Eğer Avrupa her şeyin ortak yapabiliyorsa niye biz İslam ülkeler birbirimizle birleşmeyelim? Umarım ki en kısa bir zamanda İslam ülkeleri arasında öyle bir ittifak şahit olsunlar. Gerçekten Afganistan, Suriye, Libya, başka İslam ülkeleri bakınca insan üzülüyor. Çünkü çok sıkıntılarda yaşıyorlar. İslam hepimizi kardeş ilan etmiş, hepimizi beraber ilan etmiş. Birbirimizi yardım etmek zorundayız. İşte bu bizim insanlık ve dinsel bir görevimizdir. Umarım öyle bir jeopolitik, jeostratejik ve jeoekonomik zengin topraklara ve potansiyellere sahip olan İslam coğrafyası ve İslam ülkeleri kendilerine gelip ve kendi kendilerini toprasınlar. Artık yeter bu kadar hakaret ve tahammül. Bundan sonra akıllı ve mantıklı davranmamız gerekiyor. Dinimizden, değerlerimizden ve insanlıktan savunmak bizim ahlaki, dinsel ve vicdani görevimizdir. Sonunda bunu demek istiyorum ki bu küreselleşme ve teknoloji zamanında ülkeler ve milletler birbirine ulaşması ve ilişki kurması zor değil. Gelelim bu araçlardan kullanıp bir daha bir araya gelip ve bütün dünyaya kendimizi, tarihimizi, medeniyetimizi, uygarlığımızı tanıtalım. Ve böylece insanlar ve hususen Müslüman kardeşlerimiz ve biraderlerimizi böyle bir durumdan kurtaralım. Burada gençlerin rolü de tabii ki çok önemli ve özel. Ve bu önemi de unutmayalım. Peki Doğu ve İslam ülkeleri kendilerini yetiştirmek için ne hamleler yapabiliyorlar? Ne işler yapabilmek zorundalar? Birinci, birkaç sayısal olarak bunu ben uzattım. Birinci, İslam ülkeleri gerçek İslam'ı tanıtmak için eğitim sistemlerine reform getirmek ve İslam derslerini dini derslerine yerleştirmek çok önemli bir nokta sayılabilir. İkinci nokta, ekonomilerini güçlendirmek de çok önemli. Ama nasıl? İlk ithalatlarını azaltmak ve kendi kendine yeterliği oluşmak. Yani her şeyi kendi ülkelerde üretebilmek. Ve böylece sanayileşen bir ülke olabiliyorlar. Çünkü ekonomi bakımından
kendi kendine yeterlilik ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak çok önemli bir nokta sayılıyor. Eğer bir ülke ekonomi açıdan güçlü olmazsa tabii ki siyasal ve sosyal sıkıntıları da çözebilmezler. Yani kendi ayaklarına durmak zorunda, kalkınmak zorundalar. Üçüncü nokta, ekonomilerini yetiştirmek için yeraltı madenleri ve kaynaklarını yeni teknoloji sistemiyle kullanarak kendileri ihraç etsinler. Bu arada tabii ki modernleşen ve gelişen İslam ülkeleri birbirlerine yardım etmek zorundalar. Ve böylece yardım edebiliyorlar. Dördüncü, birbirini savunabilmek için uluslararası İslam ülkeleri örgütü ve organizasyonu yaratmak çok önemlidir. Çünkü bir araya gelmeden ve birbirini iyi anlamadan ve birbirine sıkıntılarını paylaşmadan hiçbir şey yapamıyorlar. Beşinci, genç nesline eğitim kurması. Yani genç nesli her ülkede tabii ki çok iyi bir potansiyel ve İslam ülkeleri bu iyi bir potansiyelden sahipler ve buna çok dikkat etmek zorundalar. Eğer bir Batı ülkelere, Avrupa'ya baksak yaş açıdan onlar çok yaşlanmışlar. Aslında bu böyle bir fiziksel ve genç güçüne sahip değiller. Bu yüzden bu genç nüfusu potansiyelden kullanmak çok önemli kendimizi geliştirmek için. Altıncı nokta, teknoloji eğitimini ülkelerde yükseltmek ve gelişen ülkeler teknoloji açıdan kendi el aldığı şeyleri paylaşmak ve başka ülkelere de bunu öğretmek, bu da kardeşliğimizi açısından olabilir şey. Yedinci, İslam felsefesini ve medeniyetini eğitim altında tanıtmak ve eski İslam bilim adamlarını dile getirmek ve onları Müslüman ve birader arkadaşlarımıza tanıtmak. Bu da onlara biraz güç veriyor ve kendi işlerini iyice yapabiliyorlar. Sekizinci, manevi hissimizi ve gurur duyabilecek değerlerimizi uyandırmak ve onu kullanmak ve uygulamak. Dokuzuncu nokta, uluslararası Müslüman gençleri bir araya gelmesi, birbirlerini tanıması ve birbirlerinden haberdar olması için uluslararası konferanslar, kongreler ve festivaller düzeltmek. Bu da çok bir önemli nokta sayılabilir. Dokuzuncu, İslam devletleri arasında kültürel, ekonomik, siyasal zirveler düzeltmek. Yani ülke olarak ülkelere böyle bir şeylere davet etmek ve bir ayda ya bir yılda böyle bir zirveleri düzeltmek. Bu da tabii ki iyi nokta sayılabilir. Onuncu, İslam ülkelerinin benzerliklerini tanıtmak ve onlardan birleşmek için bir bağlantı nokta olarak kullanmak. Onbirinci, eğitim, ekonomik, siyasal krizleri kaldırmak ve onları birbirimize yardım etmek için yok etmek. 12. Dış politikalar için tek bir strateji ele almak ve grup olarak karar vermek. Yani bütün İslam dünyası gerçek bir siyasetçi olarak bir araya gelsinler ve bütün sıkıntılar için müşterek bir çözüm ya ortak bir çözüm bulsunlar ve birbirleriyle paylaşsınlar. 13. İslam ülkeler arasında kendilerini siyaset açıdan iyi yönetmek için yeni bir yönetişim modeli üretmek. Eğer bir Batı ülkelerden ya Batılardan, Avrupalardan, bir Amerikan'dan sorasak ki İslam modeliniz, siyaset modeliniz ne? Tabii ki diyorlar sosyal demokrasi. Ama siyasal olarak İslam ülkesinde, Müslüman arasında öyle bir düşünce yok ki böyle bir modeli dünya olarak savunsalar ya dünyaya takdim etseler. Bizim modelimiz siyaset açısından böyle bir şey. Mesela eskiden ulus devlet yok olduğu zamanlarda bize hilafet diyen bir şeyimiz vardı. Mesela o zamanlarda böyle milli bayrak, milli ülke, coğrafya öyle bir şeyler yoktu. Bu istifaliyadan sonra biz biliyoruz ki ulus devlet kurulduktan sonra tabii ki ülkeler kendi kendilerine gelip o hilafet bu şeyler yok edildi. Aslında bunu anlatmamız gerekiyor. Yani nasıl İslam nasıl bir şey istiyor siyaset açısından, nasıl bir model biz ele alabiliyoruz. Onu işte tanıtmak da çok önemli nokta.
Avrupa gibi 14. Avrupa gibi özel ve ortak kuralları uygulamak. Bakın şu an biliyoruz ulus devlet kavramında eğer Avrupa'nı biz buna mukayese etsek Avrupa ulus devlet bir ülke gibi bir şey değil. Onlar kararlarını ortak olarak veriyorlar. Ortak parlamentoları var, ortak kuralları var, ortak paraları var. Mesela İslam dünyası niye bir araya gelip şöyle bir sistem ya şöyle bir model yapmasınlar? İşte bu bir soru olabilir. Niye böyle bir şey yapamayız? Niye yapamıyoruz böyle bir şey? Mesela bizim din açısından, ekonomi açısından çok şey ortak şeylerimiz var. Ya da manevi ortak şeylerimiz var. Niye bu şeyleri birbirimizle paylaşmayalım? Bunu paylaşabiliyoruz. Yani Avrupa modelinden biz örnek olarak böyle bir şey İslam arasında da kurabiliriz. 15. Güvenlik ve savunmak için lazım olduğu zaman birbirlerine asker güçlerini göndermek. Eğer bir İslam ülkeye başka bir ülke saldırsa o zaman kardeş başka ülkeler, başka İslam ülkeler bu müşterek ya ortak değerlerden hafazat etmesi için birbirlerine asker de gönderebiliyorlar. Mesela NATO, bakın eğer bir NATO ülkesi bir başka ülke saldırsa tabii ki NATO kendisinden savunuyor ve kendisinden defa ediyor. Öyle bir sistem yaratmak zorundayız. İslam ülkeleri öyle bir şey yapabiliyorlar. 16. Uluslararası meselelerde ortak karar almak. Mesela uluslararası bir sıkıntı şu, işte mesela göç krizini diyorum. Göçmen krizi. Şu an mesela bazı ülkelerde Suriye gibi, Afganistan gibi, Irak gibi ülkelerde savaş olduğu için insanlar, gençler her yere gidiyorlar. Mülteci olarak, göçmen olarak gidiyorlar. Niye bu meseleleri mesela çözüm bulmak için bunu bir araya gelip ve bu meseleleri çözmek çok kolay bence. Aslında söylediklerim şeyler çok geniş ve çok genel olarak bu şeylerimi bahsettim. Bu makalada kullanılan kavramlar ya kelimeler ya konular bence çok büyük bir konulardır. Eğer bunu uzatmak istersek bence 10 ya 15 makaladan da fazla olabilir. Ama ben burada genel olarak bahsettim. Yani şöyle anlatmak istedim. Kendimizi suçlayıp böyle bir şey yazdım. Umarım ki beğenmişsinizdir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu meseleyle ilgili, politika ve siyasetle ilgili ve İslam ülkeleriyle ilgili bir sorunuz olsa ben hazırım sizlere cevap vermek için. Evet, çok teşekkür ederiz Gulam Saki Amini'ye Rica ederim hocam. sunumundan dolayı. Kendisi de 17 dakika kullandı. Oturumcularımıza 20 dakika veriyorduk. Kendisine ayrıca hemen bir sorusu olan varsa hemen söz verebiliriz. Ben şöyle toparlamak istiyorum Gulam'ın makalesini. Kendisine çok teşekkür ederim. Son zamanlarda özellikle modernleşme sürecinde ve bilhassa 21. yüzyılda İslam coğrafyaları hem ekonomik hem kültürel hem siyasal hem de toplumsal yönden ağır bir kriz içerisinde. Ve modernite daha henüz sindirilemeden postmodernite süreci başladı. Gulam da buradan yola çıkarak ve İslam yani dış güçler kavramını kullanmaksızın suçu başkalarına atmaksızın realizm ve idealizm perspektifinden Doğu Rönesansı kavramını ele almaya çalıştı. Ve İslam dünyasının günümüzdeki sorunlarını dile getirmeye çalıştı. Neden biz geri kaldık? Batı ile aramız niye açıldı? Batı'nın Orta Çağ dönemindeki o çökmüş, o pecmürde durumuna karşın İslam dünyası Orta Çağ'da Farabi'den tutun da Harezmi'ye, Mevlana'ya, İbni Haldun'a ve daha pek çok sayamadığımız düşünür ve bilim adamına sahipken bu mesafe açıldı ve İslam felsefesi insana hem insani, hem
hem de fiziksel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geniş ve eşit, dengeli bir yaklaşımdayken, Batı'nın o acımasız ve doğrudan kapitalist, materyalist perspektifinden bakmasına rağmen rekabetçi ortamı içerisinde öne geçmesi ve İslam dünyasının niye geri kaldığını ortaya koydu. Gulam'ın bir başka ifade ettiği şey, benim anladığım kadarıyla jeopolitik ve jeostratejik açıdan İslam dünyasının önümüzdeki yüzyıl içerisinde bir araya gelmesi, kendi sorunlarını hem kendi iç perspektifte hem de aralarındaki problemleri çözebilmesi için 15 tane başlık öne sürdü. Bunların arasında öne çıkan başlıklar, benim de not ettiğim şekilde çok dikkatli bir şekilde dinledim: eğitim, ekonomi, politik, kültürel, teknolojik yaklaşımlar. Özellikle İslam medeniyetinin yaratmış olduğu, oluşturmuş olduğu o yüksek kültür, felsefi değerler ve bu değerlerin 21. yüzyılda da artarak paylaşılması ve geliştirilmesi, Batı'yla olan mücadelesinde, Batı'yla olan ilişkilerinde bir denge oluşturması bakımından çok çok önemliydi. Kendisine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Sorusu olan varsa buradan sorabilir. Zannedersem yok. Şimdi şeyi mi söylüyorduk? Çok özür dileyerek Nilüfer Hanım, zannedersem evet, o kişi yok hocam. Bir sonraki kişiye geçiyoruz. Evet, pardon, özür dilerim. Muhammed Hedi Oğanes, Tunus'ta dindarlığı özellikleri adlı sunumu için kendisine söz vermek istiyorum. Yalnız kendisi Arapça sunacakmış sanırım, değil mi? Dilfer Hanım. Kendisi burada mı? Evet. Muhammed Oğanes'in Tunus'ta dindarlığın özellikleri adlı bildirisi için kendisine sözü bırakıyorum. Hoş geldiniz. Sizi görmekten çok mutlu olduk. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim hocam. Muhammed, telefonu evet, yan koyduğun için görüntün yan gözüküyor. Evet. Düzelt istersen. Telefonu düzeltirsek çok iyi olur. Ha, efendim. Tamam. Evet. Şimdi daha güzel böyle oldu. Daha iyi. Teşekkürler. Tamam. Teşekkür ederim. Buyurun, söz sizde. Ben evet, hocam ben inşallah bildiğim Arapça ile inşallah kullanmak istiyorum. Ama şöyle yapalım. Şöyle söyleyelim Muhammed. Şimdi Arapça bilen arkadaşımız, yani katılımcımızın sayısı az. Sen yine bildirini Arapça sun. Ama Türkçe, ne kadar Türkçe bildiğin veya hiç önemli değil. Biz seni anlarız. Ama Türkçe'de bir özet yapabilirsen, yani sunumunu bu şekilde ayarlayabilirsen, yani bizler için de çok faydalı olur, katılımcılar için de çok faydalı olur. Yani Arapça sunabilirsin, hiç sıkıntı değil. Ama evet, böyle iki dakikada sunum bittikten sonra Türkçe bize ne olduğunu, konuyu özetleyebilirsen çok seviniriz. Evet hocam. Olay... Tamam inşallah, ama hocam yani ben Türkçe öğrendim ama bence çok pratik ihtiyacım var. Bu yüzden olsun. O zaman siz bildiğiniz gibi sunumunuzu yapın. Arapça sunumunuzu yapın. Bir iki cümlede tamam, Türkçe söylerseniz bize çok faydası olur. Tamam. Öyle söyleyeyim. Tamam size hocam. Tamam. Buyurun, söz sizde. İnşallah. Tamam hocam. Tamam, teşekkür ederim. من دراستي بعنوان ملامح التدين في البلاد التونسية. أولا وقبل كل شيء أريد أشكر رئيس جامعة كوتاهيا
وأشكر كل القائمين على المؤتمر، هذا المؤتمر الكريم الذي يجمع الكثير من الشباب والذي يدعو إلى التعارف بين مختلف الشباب من مختلف البلدان الإسلامية. إن شاء الله أنا سوف أتكلم بطريقة يعني بسيطة ولا تأخذ كثيرا من الوقت حول موضوعي خصائص أو ملامح التدين في البلاد التونسية. إذا التدين، نحن في العرف الأكاديمي، نستعمل أولا تعريف المصطلحات، فنعرف المصطلحات أولا في المعاجم اللغوية. المقصود بالتدين كما يقول الإمام الأصفهاني، التدين هو من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. إذا التدين، هناك فرق بين الدين والتدين. الدين هو الهدي الإلهي، وهو جملة التعاليم التي يتمثل فيها الحق المطلق بناء على الكمال الإلهي في العلم الشامل بأحوال الوجود، وبعبارة أدق هو الإيمان بذات إلهية جديرة بالطاعة وبالعبادة. من خلال النصوص التي تحدد صفات تلك الذات وتبين قواعدها العملية التي ترسم طريق عبادتها. أما التدين هو الكسب البشري في الحياة بذلك التعاليم الإلهية والدينية، وهو يتصف بالمحدودية والنسبية، لأن الإنسان في كسبه الديني كما يقول دكتور نجار يغلب عوائق الواقع المادية متمثلا في شهوات النفس من جهة، وطبيعة البيئة الكونية التي يعايشها من جهة أخرى. فإذا هو يحقق قدرا من في التدين من مطلوبات الدين يتناسب مع ما يمضي فيه من المجاهدة لترقية الذات وتزكية المجتمع. هذا هو باختصار الفرق بين الدين والتدين. أما إذا شئنا نتحدث عن العوامل التي ساهمت في نحت الملامح والخصائص التدين في المجتمع التونسي، فنقول باختصار شديد أن التدين في البلاد التونسية يتسم بالتسامح، ويتسم بالوسطية، يتسم بالاعتدال. ذلك أن الإسلام كما تعرفون هو دخل إلى البلاد التونسية عن طريق العبادية السبعة، الجيش الإسلامي في الفتح عندما كان فيه مع عهد مملكة الروم والبيزنطيين. فكانت الحملة التي أطلقها الخليفة عثمان بن عفان باسم غزوة العبادلة السبعة، العبادلة السبعة، لأنها تضم سبعة من وجوه الصحابة، اسم كل واحد منهم عبد الله. وقد أبلوا بلاء حسنا في فتح إفريقية، غير أن الأوضاع لم تستقر للفاتحين الجدد إلا بعد تأسيس عقبة بن نافع لمدينة القيروان 53 للهجرة. إذا فمن العوامل التي ساهمت في نحت ملامح التدين في البلاد التونسية هي المرجعية الأشعرية في البلاد التونسية، دورها في ترسيخ مبدأ الاعتدال والتسامح. فيتميز التصور العقدي عندما نتحدث عن العقيدة الأشعرية في البلاد التونسية باعتداله. هذا الاعتدال يظهر في طرحه لجميع المسائل المتعلقة بالإيمان، فهو يعود إلى مرحلة أو وسط بين ما ذهبت إليه المعتزلة وبين ما ذهبت له المرجئة. ولعل ذلك ما انتقل إلى روح معتنق هذه العقيدة من الوجوه التونسية يخلق جوا من الوسطية والاعتدال بعيدا عن كل أشكال التطرف والغلو. والعقيدة الأشعرية أيها الإخوة كما تعلمون نسبة إلى أبي الحسن الأشعري الذي ولد في البصرة سنة 260 للهجرة، وتوفي في بغداد سنة 24 و300 للهجرة. هذا الإمام الأشعري كان له دور كبير في إرساء مبدأ الوسطية، وقد تعلم منه العلماء والفقهاء والمحدثون.
في البلاد التونسية وهما كرس جوا من التفاهم ومن التعايش السلمي كما قلت في المجتمع التونسي. إذن هناك العامل الثاني وهو يتعلق بدور جامعة الزيتونة وأعلامها في إرساء قيم الاعتدال والوسطية. جامعة الزيتونة أيها الإخوة هي أول جامعة إسلامية فتحت أبوابها لتعليم العلوم الشرعية في العالم، وقد تناسل منها جامعة الأزهر بمصر القاهرة، ثم جامعة القرويين في فاس المغرب. فهذه الجامعة عملت منذ أوائل السنين على تعليم الدين والعلوم الإسلامية والشرعية بصفة سمحة وبصفة يعني متأصلة أصيلة لطلاب العلم الذين هم بعد ذلك نشروا وبلغوا هذه المقاصد الدين وهذه القيم الأخلاقية لكثير من الطلاب، وهو ما ساهم في نشر جو من التسامح. فتخرج من هذه الجامعة العريقة العديد من الأعلام كما قلت الداعين إلى الاعتدال والتسامح ونبذ التطرف والعنف، من أمثال الإمام محمد طاهر بن عاشور وهو مفسر صاحب كتاب التحرير والتنوير، اسم كتابه التفسير التحرير والتنوير، وصاحب المقدمة ابن خلدون وهو بالمناسبة تونسي، عرف كتابه المقدمة، وهو أيضا مؤسس علم الاجتماع بالمغرب العربي. كذلك شاعر تونس نتحدث عن أبو القاسم الشابي الذي كانت له قصائد شعرية ممتازة ومنتشرة في العالم، ومن أهم القصائد المشهورة له هي إرادة الحياة. ورغم كل التحديات التي مر بها التعليم الزيتوني في تونس، سواء خلال حكم البيات أو الاحتلال الفرنسي أو حقبة الاستقلال وحصار العلماني للرئيس، فقد حافظ وسطيته واعتداله داعيا إلى العلم والإصلاح وإلى نشر القيم التسامح والوسطية بين مختلف طبقات المجتمع التونسي. إذن الزيتونيون كان لهم دور أساسي ودور هام في نشر ثقافة الوسطية ونشر ثقافة الاعتدال بين المجتمع التونسي. وللمثال كمثال نأخذ الشيخ الزيتوني محمد الشاذلي النيفر. هذا الشيخ ولد سنة 1911 ميلادي، وقد توفي في تونس أيضا. كانت حياته مثالا للعالم الرباني المجتهد، وهو كاتب وخطيب سعى لتثقيف الشعب التونسي ونشر العلم ونشر الوعي في صفوفه. بدأ هذا الشيخ مسيرته العلمية بحفظ نصيب هام من القرآن الكريم وبحفظ متون من الحديث النبوي الشريف، فكان له طلاب وكان له تصدر عنه مؤلفات كثيرة ودروس كثيرة أيضا بثها في عقول الطلاب، إلى جانب مهامه التعليمية ومهامه التربوية الذي ساهم بها في نشر العلم الشرعي وفي نشر كما قلت هذه الرسائل المقاصدية والقيم السمحة للدين الإسلامي. فأسس الجمعية الزيتونيين وجمعية الشبان المسلمين ونشاطاته الثقافية المتنوعة، فأسس يعني بصفة عامة وبصفة خاصة في المجتمع التونسي قيم الوسطية وقيم الاعتدال وقيم الحرية. هكذا يعني ممكن نحن نخلص في النهاية إلى خلاصة مفادها أن ملامح الدين في التدين في جامعة الزيتون هي ملامح
تظهر الوسطية وتظهر الاعتدال والتسامح. Hocam böyle bitirdim. Yani anlatmayı bitirdim. Yani genel hocam beni dinliyor musunuz? Evet, ben dinliyorum sizi. Sesiniz geliyor, buyurun. Evet. Yani genel olarak Tunus'ta dindarlığın özellikleri vasatiye böyle taassup, yani taassup bizde yok. İnsan yani açık, insan yani insanlar şey yani kabul ediyor, yani farklı görüşleri kabul ediyorlar ve yani bu Zeytuna Üniversitesi sayesinde insanlar yani çok yani nasıl diyoruz, çok yani İngilizce de söyleyebilirsin Muhammed. Yani Arapça maalesef bilmediğim için yani İngilizce de şey yapabiliriz. Evet hocam. Tamam. Yani this research aims to shed light on religiosity in the Tunisian country. Yani the fact that contribute to the formation of its image, which is filled with a spirit of tolerance, moderation, and moderation in order to address the problem of the this research. The researcher began as the academic tradition by defining the keyword of the research, which as religiosity in language and terminology, indicating the difference between religion and religiosity, so that he could then access the analysis of the factor that helped shape the theater of religiosity in Tunisia, which he divided into two main topics. The first dealing with the importance of the Ash'ari reference in Tunisia and its role in consolidating the principle of moderation. The second topic is concerned with explaining the role of the Zaytuna University and its professor in establishing the value of moderation and tolerance in Tunisian society. This is hocam yani summary of my abstract yani of my research. Evet. Şöyle çok teşekkür ederiz Muhammed. Ben çok önemli ve güzel bir sunum olduğunu düşünüyorum. İngilizce birkaç cümleyle de özetlediniz. Ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii ben de o zaman şöyle birkaç kelime etmek istiyorum. Tunus, Kuzey Afrika'da Müslüman bir ülke, Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı bir ülke. Ve Kuzey Afrika coğrafyası içerisinde Tunus'un ilk kurulduğu zamanlardan bu yana hem sosyal hem ekonomik hem de kültürel anlamda çok önemli süreçler yaşadığını söylememiz mümkün. Bildiğim kadarıyla, hiç Tunus'a gitmedim ama bildiğim kadarıyla 1956 yılında Burgiba'nın reformları Tunus'ta toplumsal eğitim ve kültürel anlamda çok ciddi sonuçlar doğurdu.
Yeni Düstur Partisi çerçevesinde ve Zeytune Medresesi arasında bir denge kurulmaya çalışıldı. Tabii yaşanan Arap Baharı sürecinde Tunus tekrar kendi geleneksel ve dini çizgisine geri döndü. Sebebi de şudur. Tunus'ta yaşanan ve Tunus'ta başlayan Arap hareketi, Arap Baharı hareketi esasen sadece Kuzey Afrika coğrafyasında, Arap dünyasında yaşanan beklentiler, ihtiyaçlar karşılanmayan yüzlerce, yani onlarca yıllık karşılanmayan ihtiyaçların bir tepkisi olmakla kalmıyor. Aynı zamanda İslam dünyasının siyasal ve kültürel anlamda yaşamış olduğu krizi gösteriyor. Ve Tunus bugün Zeynel Abidin Bin Ali döneminin vermiş olduğu o katı rejimin rejimden kurtulmanın bir sürecini yaşıyor. Tunus bize ciddi anlamda önemli sinyaller veriyor ve aynı zamanda da İslam coğrafyasında Müslüman toplumların çaresiz olmadığını da gösteriyor. Ve Tunus örneğinden, Tunus'ta İslamiyet'in toplumsal hayattaki rolü üzerinden tüm İslam coğrafyasında olan örneğini de burada belirtmek istiyorum. Muhammed'e sorusu olan varsa soruları alabiliriz. Sanırım yok. Buradan da kontrol ediyorum ama evet. Evet, yok. Nilüfer Hanım. Evet hocam. Sanırım başka katılımcımız yok. Evet hocam. Üç katılımcımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Çok önemli, çok yararlı bilgiler verdiler. Kendilerinin hem cesaretlerinden hem de değinmiş oldukları konulardan dolayı tekrar tekrar tebrik ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Müsaadeniz olursa eğer sorusu olan yoksa oturumumuzu kapatmayı. Çok teşekkür ederim hocam. Çok zahmet çekmişsiniz buraya katıldığınız için. Nilüfer Hanım'dan ayrıca çok teşekkür ederiz. Bu fırsatı bize yarattığınız için. Hepinizden çok teşekkürler. Hayırlı cumalar dilerim herkese. Biz teşekkür ederiz. Kütahya'dan selamlar, sevgiler herkese. Kongremize katkılarınızdan dolayı ben de hepinize çok teşekkür ederim.